Bu haftamın böyle beni inanılmaz derinden sarsan bir hikaye. Bak tweet atacaktım, tutmadım, videoya sakladım. Tuttum daha doğrusu kendimi. Abi benim dedem rahmetli Emi, Erzincan'da Emi diye bilinirdi. Bundan 27 sene önce en küçük kardeşimin doğduğu gün saat dakika rahmetli oldu. Kardeşim 27 yaşında, tam 27 yıl olmuş. Ondan önce bir 10 küsür sene de öncesinde dedem ticareti bırakmıştı. Yani 40 yıl önce ticareti bırakıyor. Ne yapardı? İşte otoyedek parça, otoelektrikçisi, akü imalatı yapardı. Erzincan Otosanayi'nin kurucusuydu. Babama geçen gün 2020 yılının Haziran ayında birisi arıyor. Yani geçtiğimiz günlerde. Bunu sonra izleyecekler için söylüyorum. Benim babam sizin babanızdan bir malzeme alıyor. 100 lira borçlanıyor. Ve hemen arkasından da rahmetli oluyor. Babamızı genç kaybettik. Bizim bundan haberimiz hiç olmadı. Ta ki geçen gün annem Antalya'da yaşlı, emekli, hala hayatta. Annemin rüyasına dedem, babam giriyor ve diyor ki Erzincan'da Emi'den şu kadarlık malzeme aldım. Benim borcumu ödeyin, helalleşin. Hakkınızı helal etmek için ne istersiniz diye soruyor adam babama. Babam bunu aile grubuna yazdı. Ben düşünmeye başladım. Şimdi o kadar enteresan bir olay ki böyle bir borç hiç olmaya da bilir. Çünkü rüya. Hani rüya ile amel edilmez. Ama inançlı birisiyim. İnançlı olanlara, olmayanlara saygım var. Şimdi bir insan bir rüyayı niye böyle bir rüya görür? Daha da tersten bakalım, daha da enteresan tarafı. Bu rüya eğer ki gerçekse, şimdi gerçek olmadığını düşünebiliriz. Ya bu kadın hayalini kurmuş, uydurmuş diyebilir biriz. Ya gerçekse'den de şuna gidiyor iş. Bu kul hakkı dediğimiz şey. Hani Allah-u Teala buyuruyor ya, benim karşıma kul hakkıyla gelmeyin. Doğru mu? Huzuruma kul hakkıyla gelmeyin diyor. Şimdi böyle buyuruluyorsa eğer, kul hakkı bu kadar önemliyse demek ki 40 yıl önce alınan 100 liralık bir otoyedek parçası da çok önemli. Bunu yazan aile tabii ki çok gerçekten hem babalarına çok saygılarmış hem de hakka çok riayet eden bir aileymiş ki bize bunun için ulaştılar. Sağ olsun bizim büyükler de helal ettiler haklarını. Yalnız helal edince bitmedi bizim için iş. Ya bu eğer ki bu adam gerçekten eşine rüyadan bir mesaj verdiyse, 40 yıl sonra böyle bir mesaj verdiyse, bir tane yedek parçanın ne kadar önemi varmış ki karşı tarafta, öbür tarafta. 100 lira için adam 40 yıl sonra eşinden rica ediyor, benim hakkımı helal ettirin diye. Şimdi bugünün dünyasında bazen şeyle karşılaşıyoruz. Şu benim iş yerimden çıkınca caddeye çıkana kadar bir yol var. Ortada bölünmüş değil. Oradan da gelen var ama çok zayıf. Buradan gidiş genelde akşam yoğun. Şimdi bu taraftan insanlar sırada bekler. Her akşam ben evime, çocuğuma düşkün birisiyim biliyorsunuz artık. Her gün o sırada beklerken soldan buradaki 150-200 aracı hiçe sayarak abi soldan arkadaş brrrrrn diye geçiyor önümüze, tamam mı? Biri olur, iki olur, üç olur. En sonunda bir gün baktım en arkadan bir Mercedes kaptırmış geliyor. Hiç sağda arabalar mı var? Bir de hani tam gelirken oradan bir araba bu tarafa dönerse de onları kilitliyor. Oradan akış zayıfladığı için buradan gidenler de gitmiyor. Yani yüzlerce, binlerce aracı yavaşladı. Ben de geçtim önüne. Şimdi kimse umursamıyor. Kimse biliyorsunuz maalesef kimse kimseye hakkı ve sabrı tavsiye etmiyor. Kimsenin hem umrunda değil ya da korkuyor insanlar. Aman bulaşmayayım, aman Ali Rıza Bey ağzımın tadı kaçmasın. Çektim şöyle sola. Abi geldi adam anlayacağına. Bak başkası olsa der ki eşeklik ettik, adam da burada uyarıyor. Peki. Adam bir de kornaya basıyor. Tamam mı? Çekil. Hakkını yiyeceğim diye çekil. Neyse biraz ileride yol biraz genişledi. Çocuk yanından geçti. Ben de ileride yanaştım yanına. Bu kadar insan hakkını yiyorsun. Bir de üzerine kornaya basıyorsun. Abi çocuk genç bir arkadaştı. 24-25. Çocuk ne cevap verdi biliyor musun? Abi ne var ki? Ben bunu her gün yapıyorum. Şimdi biz şey zannediyoruz. Kul hakkı dediğimiz şey benim böyle sen diyelim şuraya cüzdanını koydun. Onun arasından ben 200 lira aldım. Bu hırsızlık. Sadece bu hırsızlık ama. Senin vaktini çalmam. Senin güvenini çalmam. Senin inancını çalmam. Sana kötü örnek olmam. Senin hakkını yemem. Senin çocuklarınla geçireceğin vaktine engel olmam. Sana bir sigaraya başlatıp seni çocuklarınla gelecekteki hayatında daha kısa süre beraber olmana sebep olmam. Hiçbir bunun hak değil. Önüne geçmem hak değil. İşte asansörü kendi keyfim için bekletip diğer insanları bekletmem hak değil. Sadece para hak. Yani zannediyorlar ki gittiğimiz yer banka şubesi. Ölünce gideceğimiz yer banka şubesi ve sadece parasal işlemlere bakıyor. Olur mu ya? Yani sen orada insanların önüne geçtiğin zaman bak adam 40 yıl sonra
rüyaya girip 100 liranın hesabını, hani vardır ya bir hikaye işte, hamal hikayesi. Ben diyor bir küfeyle bir ipin hesabını veremedim bir gece sabaha kadar diyor. Malınız mülkünüz sizin olsun. Şimdi bu materyalist dünyada, bu madde bağımlılığı, madde yoğun dünyada o kadar çok işin içine giriyoruz, o kadar çok her şey normal ve etrafımıza baktığımız zaman da herkesin yediğini görüyoruz. Herkesin hak yediğini, herkesin birbirinin hakkına tecavüz ettiğini görünce diyoruz ki demek ki bu normal. Ama normal olmuyor. Ben çok düşündüm bu 40 yıl sonra gelen rüyayı. Bir anlam elbette ki kendi adıma verdim ama tabii ki kimseye yorum yapmak, bunun üzerine yorum yapmak bana düşmez. Ben bu rüyayı herkes bilsin istedim. İnşallah bu rüya birçok insana ulaşır. Bu videoyu da sadece YouTube'da değil birçok mecrada paylaşacağız. Sadece Twitter'da yazılı olarak atsam anlaşılmazdı, uzun da bir konu. O yüzden bir video yapalım istedim. 40 yıl sonra gelen rüyanın hikmetini biz bilemiyoruz. Ama elbette ki alacağımız çok örnekler, çok önemli bir mesaj vardır diye düşünüyorum. 40 yıl sonra rüyada öldükten 40 yıl sonra rüyada birilerinden eleman dilememek, istememek. 40 yıl sonra bile dünyada görülmemiş hesabınızın kalmaması için bugün bütün hesaplarımızı her gün, her akşam hesap görürüz ya, hani esnaf görür hesabını. Herkes, sevdiğimiz yanımızdaki, çevremizdeki herkese hesap görerek gidersek inşallah kimsenin rüyasına girmek zorunda kalmayız. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.